Benim adım Muhammed Erşat Emek. Asemen firmasında mekatronik mühendisi olarak çalışıyorum. 2-3 yıldır. Eindhoven civarında son adlı şehirde kalıyorum. Evet, en çok korona vakası göründüğü Brabant bölgesinde yaşıyorum ben. İlk başta Çin'de olaylar çıkmaya başladıktan sonra biz de haberdar olduk. Herkes kendi önlemlerini almaya çalıştı. Fakat bunlar herhangi bir şekilde devletin aldığı önlemler ya da şirketin aldığı önlemler değildi. O sıralarda karnaval etkinlikleri oluyordu bizim yaşadığımız bölgede. Bu karnaval etkinliklerinde de okullar tatil oluyor. Yine bu bölgede. Ve birçok kişi tatile gidiyor. Burada da karnavallar yani bir takım eğlenceler oluyor. Bir sürü kişinin katıldığı eğlenceler bunlar. Bunlardaki yürüyüşler iptal edildi. Fakat yine insanlar buluşmaya devam ettiler bu karnaval döneminde. Şimdi tatile gidip oradan gelenler ve burada eğlenenler bir araya geldikleri zaman da bu virüs bilmediğimiz halde yayılmaya başladı. Zaten Hollanda'da ilk çıkan korona vakası da yine bu bölgede oldu, Tilburg'da. Ve bu kişi de karnavala katıldığı anlaşıldı. Yani karnavalın olması bu bölgede bence sayıların bu kadar fazla olmasının sebebi. Tabii ki de bundan sonra şirket önlemler almaya başladı. Daha şirketimizde herhangi bir vaka görülmemiş olmasına rağmen. Evet, devlet de bir önlem almamış olmasına rağmen şirket önlemler almaya başladı. Bunların başlıcası eğer öksürük ya da grip, hapşırık falan varsa şirkete gelmememizi istediler. Eğer bu koşullar altında yasak. Devlet de sonrasında aynı önlemi aldı. Sonrasında yine şirketten bahsediyorum. Şirket ikiye ayrıldı. Ve bir grup evde çalışıyordu, bir grup işe geliyordu ve bu her hafta dönüşümlü olarak olması planlanmıştı. Bir 3-4 gün böyle gitti. Sonrasında bütün herkes eve gönderildi. Evde çalışabilecek olan herkes evde çalışmaya devam etti. Şu anki çalışma şeklimiz o şekilde. Herkes evden bağlanıyor. Toplantılar iptal edilmiş bir şekilde. Eğer business critical değilse toplantılar iptal edilmiş vaziyette. Her şey online bir şekilde oluyor. İş anlamında olay bu şekilde. Günlük yaşantı anlamında kendi gözlemlerimi söyleyeceğim. Çok bir gözlemim yok çünkü olay ilk başladığından beri ben olabildiğince önlem almaya çalıştım. Temel yaptığım şeyler tabii ki de insanların çok olduğu ortamlara girmemek, çocuğumuzu sokmamak. Ama çıkmamız gerektiği zamanlarda, alışverişe çıkmamız gerektiği zamanlarda da dikkat ediyorduk. Ta ki bir hafta öncesine kadar, daha sonra 3-4 gün öncesine kadar 1,5-2 metre kuralı geldi. Hollanda'da insanlar birbirine yaklaşamıyor 1,5 metreden fazla. İki kişiden fazla dışarıda yürüyemiyorsunuz. Bunların cezası var. Fakat buna rağmen ben dışarı çıktım. Çok olmadı. 1-2 gün oldu. Yine de çok fazla dikkat edilmediğini gördüm. Tabii ki de bu benim kendi 1-2 saatlik gözlemlerim. Çok fazla dikkat edildiğini görmedim. Tabii ki de bu korkutuyor insanlar, özellikle yaşlı nüfusun fazla olduğu bir ortamda. Evet, hemen hemen sokağa hiç çıkmıyoruz. Dediğim gibi 2 kişiden fazla da sokağa çıkılması yasak şu an. Para cezası veya başka bir şey var mı? Hapis falan sokağa çıkanlara ilişkin. Evet, eğer yakın olursanız işte 1,5-2 metreden onun için bir ceza var ve 2 kişiden fazla dışarıda olursanız onun için de farklı bir ceza var. Para cezası var. Fakat bu nasıl denetleniyor? Bunun hakkında bir fikrim yok. Çünkü dediğim gibi benim kendi gözlemimde bu 2 metre kuralına çok da uyulduğunu görmedim. Bunun dışında arkadaşlarımdan gözlemlediğim en temel şey kreşlerin iptal olması, yani okulların kapatılmasından dolayı çocuklar evlerinde. Bu da tabii ki de online bir şekilde çalışan insanların hayatını zorlaştırıyor. Eğer anne baba çalışıyorsa çocuklar evde, bu onların hayatını zorlaştırıyor. Bunun dışında yine kendi gözlemim bu. Buradaki Türklerden gözlemlediğim de şu. Türkiye genel olarak haberleri takip ederken Türkiye'ye referans alıyor. Fakat Hollanda bildiğiniz gibi Türkiye'nin 15 günün 10 gün öncesinden gidiyor korona vakası hakkında. Bence bu yanlış bir şey. Hollanda'nın aldığı önlemlere tamamıyla uymamız gerekiyor. Türkiye bu önlemleri almamış olsa dahi. Neleri var mesela? Hani burada hani şunu mu demek istiyorsunuz? Oradaki Hollanda'daki Türkler Türkiye'nin aldığı önlemler çerçevesinde mi hareket ediyor? Hepsi değil, fakat böyle bir kesim var. Hollanda'nın aldığı önlemleri aşırı bulup Türkiye'yi takip etmek gibi. Fakat sonrasında Türkiye'de zaten bu aynı önlemleri almaya başlıyor. Fakat bu geç olmuş olabiliyor. Toplu girilen yerlerdeki hijyen önlemleri bence bayağı fazla. Dezenfektanlar dediğim gibi her yerde, uyarılar her yerde var. İnsanların parayla alışveriş yapmasına izin verilmiyor. Birçok yerde kartla alışveriş yapabiliyorsunuz.
Eğer birebir kontak halinde olmanız gerekiyorsa, mesela kasiyerlerle kontak halinde olmanız gerekiyorsa, arada barikatlar oluyor ki herhangi bir hava yoluyla hastalık bulaşmasın diye. İnsanlar sırada beklerken kendi aralarına mesafeler koyuyorlar. Ve dediğim gibi dezenfektanlar, marketin her yerinde 3-4 reyon arasında dezenfektanlar var. İş yeriyle hakkında önce bilgi vereyim. İş yeri, tabii ki de bütün iş yerleri hakkında konuşmam mümkün değil. Fakat kendi şirketim hakkında konuşabilirim. Şirket herhangi bir şekilde bize izin vermedi. Yani şu an biz evden çalışmaya devam ediyoruz. Aynı maaşımızı almaya devam ediyoruz. Ve bizden beklenilen şeyler de tabii ki de sağlığımızı koruduktan sonra aynı şekilde bir verim sergilemek. Bizden beklenilen bu. Yani bir izin kullanma yok ortada. Aynı şekilde iş hayatımıza devam ediyoruz. Şirketin aldığı önlemler de tabii ki de öncelikle buradaki sağlık örgütünü takip ediyorlar. RİM denilen bir sağlık örgütü var, açılımını bilmiyorum. Onların aldıkları önlemleri kendileri uyguluyorlar ve bunun üzerinde ekstra önlemler kuruluyor. Ya yani mesela toplantıların işte 20 kişiden fazla toplantıların iptal edilmesi, 100 kişiden fazla toplantıların iptal edilmesi kademeli olarak da. Bu tarz önlemleri şirket kendisi aldı. Ve şirket CEO'muzun yaptığı açıklamaya göre de temel olarak öncelikleri tabii ki de bizim sağlığımız. Fakat müşterilerimizin de taleplerini yerine getirmek doğrultusunda müşteri hizmetlerinde çalışan kişilerin hala işine devam etmeleri gerekiyor. Yani Çin'e gitmeleri, Tayvan'a gitmeleri, Amerika'ya gitmeleri gereken kişilerin bütün önlemleri alarak yine devam etmeleri gerekiyor. Aynı şekilde fabrikada çalışan kişiler de hepsi aynı anda çalışmaya devam etmiyorlar. Fakat bir hafta bir kısmı gidiyor, bir hafta bir kısmı gidiyor. Onlar da devam ediyorlar. Fakat bizim için, yani mühendislik kısmı için şirkete girişimiz yasaklandı. Çalışmaya devam ediyoruz fakat şirkete giremiyoruz. Bizim şirketimiz litografi alanında, yani çip yapan makinaları yapıyor. İşte temel müşterileri Samsung, TSMC, büyük çip yapan firmalar. Şimdi böyle olduğundan dolayı bu sektör direkt kapanabilecek bir sektör değil yani. Devam etmesi gereken bir sektör. Onun için de dediğim gibi biz izne gönderilmedik. Biz evimizden çalışmaya devam ediyoruz. Tabii ki de izin almak istersek izin alma imkanımız da var. Şu an çalışmak için bir sıkıntı yok. Yani bir mesai saati uyguluyorsun evde o zaman sen. Mesela Tabii ki de. dedi ki 10 dakika süren var size bunu ayırabileceğim. Yani bir mesai saatin var evde dedi Evet, mi? mesela şu an ben kendi saatlerimden çıktım. Bunu sisteme giriyorum. Geri döndüğüm zaman bir daha çalışmaya başladığımı göstereceğim. Günlük 8 saat çalışmam devam ediyor.